İkinci vatanım Türkiye. Annemin babamın eski diyarı. Sana saygı veren benim Türkiye. Gönülden sevilen dilberi yarı. Amacım, düşüncem, anam Türkiye. Korkular ölümden o kadar gördük. Hayat için sana yüzümü sürdüm. Sen bize bir sene kolları gerdin. Arkamı bıraktım, önüm Türkiye. Hem yorgun hem dargın toplandık burada. Aç susuz hem çıplak kaldık sınırda. İstedik olaşak ikinci yurda. Köşküm sarayım hem anam Türkiye. Mülteciyiz bizler, geldik yanına. Sevine sevine girdik hanına. Kucakladın bizi, koydun canına. Etrafımda dört bir yanım Türkiye. Derin yaramızı sağladan sensin. Gözlerin bizim için ağladan sensin. Gönlümüz gönüle yakladan sensin. Saadetim haya canım Türkiye. Mutlulukla muhabbetle görüştük. Dönmesin o acı günler seviştük. Anne baba diyarına ulaştık. Kalbin gözün açık şanım Türkiye. Koyunun kucağına sıktın bizleri. Tok eyledin karınları gözleri. Bir söyledin iki olmaz sözleri. Kanına karıştı kanım Türkiye. İkinci vatanım şanım da sensin. Damarda dolanan kanım da sensin. Sait oğlu diğer canım da sensin. Umudum kalmadı dönüm Türkiye. Umudum kalmadı dönüm Türkiye. Yeni bir Ahbı Hayat programından merhabalar. Bugünkü Ahbı Hayat'ın konuğu şair ve psikolog, yazar, Iraklı Türkmenlerimizden Muhammed Saitoğlu hocam. Muhammed Saitoğlu hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk, sağ olun. Kısaca kendinizden bahsedebilir misiniz? Tabii. Ben Muhammed Saitoğlu. 1957 boyunca bir telefonda önemli sanırım 1982'de bitirdim psikoloji bölümünü. Ondan sonra müfettiş oldum bizim Kalafarga okulda, El Gazali Ortaokulu'nda. Ondan sonra 2010'da ben Milli Eğitim Öğretim Rehberi oldum. Çalıştım orada. Sonra bu durumumuz kötü olduğu zaman yani Ankara'ya geldim. 2005'te Ankara'ya geldim burada. Burada bizim okullarımız vardı. Okullarda da çalıştım. 2019'da emekli oldum. Tamamdır. Şimdi burada Ankara'da yaşıyorum. Ankara'ya geliş hikayenizi anlatır mısınız? Evet. Dedim ki 2015'te Ankara'ya geldim. Burada okullarımız var bizim Irak'ın. Okullarda çalıştım. 2019'a kadar ondan sonra emekli oldum. Emekli olduğumdan sonra yani ben burada arkadaş aradım beni. Burada derneklere geldim. Doktor burada Kapakçı Konağı'na çok geldik. Şiirler burada okuduk. Arkadaşlar tanıştık. Tanıdık bilelerince onun için yani bizden sonra istediler yani dediler biz kitap basıyor derneğin yılda bir kitap siz de şiirlerinizi gönderin. Bu bir kitabı Yaran Sufrası 2017'de biz Türkmen telefondan 5 şair beraber bunlarla 45 şair Türk şairleri biz de 50 şair buna katıldı. Biz de 5 içinden Yaran Sufrası 2017. Yani bu bize bir büyük bir şaraftır. Yani şiirlerimiz Türk şairlerinden beraber kitaplarda okunuyor. Şiir ve edebiyatın sizin dünyada yeri ve önemi nedir sizin dünyanızda? Şiir önemi hayattır, her şeydir. Şiir güzel bir şeydir. Şiir önceden yani her insan şiir yazamaz. Bu Allah'tan bir vergi olmazsa, bir hibe olmazsa. Yani çok insanlar var, ister şiir yazsın yazamıyor. Ama ben hamdolsun ki keşkeydi burada olsaydı ben Torana doğru bir şiir yazdım. Torana doğru bir ilham geldi içerimden.
yazdım hamdolsun hocam 5 dakikanın içinde. Yani bu Allah'tan bir vergiydi. Yani bence şiir dedim yani okudum mümkün de bu şeyde. Bence şiir hayattır. Hayata bir bakıştır. Gönül sevmektir. İnsana yardımdır. İnsana her şeydir yani şiir. Benim için şiir her şeydir. Şiir hayattır. Sait Oğul hocam. Evet. Kitaplarınızın hikayesini anlatır mısınız? Evet. Kitaplarımızın biz dedim ki yani Irak'ta durumumuz çok kötüydü. O zaman hatta kitap da basamazdık. Türkçe'de yazan yokuydu orada bize kitabı bassın. Yani onun için gene ben Irak'ta hamdolsun bu kitabım 2009'da Kardeşlik Ocağı bastı bunu bize. Yani genel merkez Bağdat'ta. O zaman başkanı Doktor Muhammed Omar Kazancı'ydı. Şiiri gönderdim, bu kitabı bana çıkarttı. 2009'da. Tamam, diğer hocam. Ondan sonra ikinci bu kitabı ben çıkarttım, hesabıma çıkarttım bunu. Yani herkese yeni bir hayat, hesabıma bastırdım bunu. Bilsen yani bunların da basılması o kadar değil. Yani tertibini, şeysini yapamadık, bilemedik. Sonra Ankara'da olduğum zaman burada yine hesabıma bastırdım. Ama burada nizamlı bir oldu. Kitaplarım güzel oldu burada. Ha burada bunları inşallah sana yazmışım. Bunu, bu kitabı da sana gönderirim. Bitirenden sonra içine de bir resim çekilir. Bunu 2018'de burada bastırdım. Burada bir sözüm var. Bizim Şeyvamızda dedim, Türkiye'ye geldiğim zaman gördüm burada, Türkiye'de hasseyledim insanım. Onun için yeni bildim imanım. Ne olur böyle geçsin kalan zamanım. Olur mu olmaz mı bunu da bilmem. Arkadaşlar bu söz söyledim dedi, güzel bir sözdür bu. Kitabın dedi, cildine bunu koy, bu aynı koydum buna bu kitabı yaz. Çıkarttım 2018'de. İkinci kitabım aynı burada Ankara'da basıldı. Derinden Gelen Sesler. 2019'da bu şekilde yaptırdık hocam. Ben de cildini şuradaki ben yaptırdım. Sözünü okuyalım hocam. Bildiğini öğret. Ha bu bildiğini yani öğren. Evet. Bildiğini öğret, bilmediğini öğren. Bildiğini öğret başkalarına. Bilmediğini öğren, oku, öğren. Yani hani böyle geliyor. Burada da bir şiir var. Ondan sonra 2020'de bu kitabı yine bastırdım burada. Yani fırsat gördüm, ben Ankara'dayım. Burada Irak'ta bunları yapamayız biz böyle. Her şeyi gönlüme göre sevdim. Her şeyi gönlüme göre sevdim. Bunu da bastırdım burada. İşte burada da inşallah. Bundan sana göndermişim mümkün. Abdülcelil Bey sana gönder ama bir iki kitabı inşallah yazmışım, imzalamışım sana gönderirim. Çok teşekkür ediyorum. Bir şey kaldı, kusura bakmayın. 5 kitabım burada. 6. da inşallah basılacaktır. Onun telefonun olayı oldu. Daiş girdi, bu şeyler oldu, olaylarına yazmışım. Atalar Ülkesi telefonum. İnşallah bu da basılır, yakında çıkar. Bekliyorum. Yani, Allah razı olsun, teşekkür ediyorum, sağ olun. Sait Oğul hocam. Sizin şiirle tanışmanız, şiirle ilginiz nasıl oldu? Bunu çok merak ediyorum. Sorunun güzel sorudu, önemli sorudu. Yani ben şiire nasıl çalıştım, şiiri nasıl sevdim? Doğru ben küçüklükten Subhanallah, yani Allah dediğim gibi Allah bir hibe veriyor insana. Her geldiği insan şiir yazamaz. Yazardım o zaman sevinirdim. İlk önce de yani yazan şiiri genç yaşında sevdasına yazar, annesine yazar, babasına yazar, vatanesine yazar. Yani işte bir deyesinde ben önce de yazdım, annesine yazdım. Annesine hamdolsun çok şiirlerim var. Millet, vatana yazdım, vatan da kıymatlıdır. Sevdaya da yazdım. Sen genç olan bir sevda, sizi sevda şiirlerim de var, güzel şiirleri. Başladım bunlara yavaş yavaş yazdım. Yani şiir içimde bir kanımda geziyor, kanımda yeriyor. Yani çok çok sevindim. Hamdolsun şiir yazmaya başladım. Yani şiir yazma dedim ki kolay kolay değil.
Hocam şiir yazmak nedir? Şiir kapalı kapıyı duyguyla açmaktır. Şiir yeni biten gülü sulamaktır. Şiir gönüle giren bir sevdadır. Kalpte yaşayan bir umuttur. Gönlü ışıklayan bir yoldur. Şiir insanlığa hizmet etmektir. İnsanlığı sevmektir. İnsanlığa bülbül gibi ötmektir. Şiir tarihtir. Ve tarihi yazmaktır. Bence şiir her şeydir. Şiir, şiirdir. Çok teşekkür ediyorum. Çok manidar bir şekilde açıkladınız, anlamlandırdınız. Şiire, edebiyata, şiir yazmaya meraklı insanlara, gençlerimize nasıl tavsiyeler verirsiniz? En önce okumak. Okumak isteriz mi? Kültürü olsun. Her şeyden haberi olsun, bilsin. Sonra şairleri okusun. Şairlerin şiirlerini okusun. Şairin tarih hayatını okusun, bilsin. Şairlerin. Şairin tarih hayatını okusun. Çünkü şairler var, hayatları çok bir zorda girdi. Onun için yani şiirler yazdı, kafalar, duygular doldu. Yani bu soru bende başka görüşmelerde soruldu. Ama bizim gençlerimiz var, maalesef yani söz tutmuyorlar. Söz dinlemiyorlar. Bir şiir yazdı, iki şiir yazdı, kendini gördüğüm yazdım, hikmet oldu. Kardeşim sen bir iki şiirde şair olmazsan, sen okumazsan, kültürün olmazsa, duygusun olmazsa, başka şeyler hayatın bilmezsen, toplumsun hayatın her şeyini bilmezsen, şiir yazamazsan, şiir yazmak kolay değil. Şiir yazmak için duygu gerekli midir? Çok çok duygu gerektir. Duygusuz şiir, dutsuz aşk gibi olur. Duygusuz şiir, dutsuz aşk gibi. Yani aşk dutsuz olduğu zaman lezzeti olmaz. Yemek, doğru. Abi, şiirindir, duygusu olmazsa tadı olmaz. Çok güzel bir örnek verdiniz. Evet, çok doğru. Yani yemekte tuz olmazsa lezzetli olmaz. Evet. Şiirde de evet. Duygu olmazsa. Evet, şiir duygusuz olduğu zaman yani tatsız aşk gibi olur. Programın sonuna gelirken son olarak Türkiye'ye, dünyaya ve insanlara vermek istediğiniz bir mesaj var mı? Tüm Türk dünyasına canı gönülden mutluluk, refahiyet, güzel bir hayat istiyorum inşallah. Önceden hasreten bilahas Türkiye'ye. Çünkü biz burada 5 yılda bizi kaldırdık kucağında. Her şeyde bize yardım etti. Allah razı olsun bizden. Yani Türk milleti toplantısı, ben hamdolsun bir şeyde yazmışım. 350 milyon Türk var dünyada. Gelir bir gün alemi eder kıyada. Keşke de okusaydım özür. Yani benim umudum dünyada Türkiye alemi kıyada etsin. O inşallah da kıyada eder. İnşallah önde yerir. Mesajım herkese Allah sıhhat, afiyet versin. Mutluluk versin, uzun ömür versin, hayat versin. Gençlerimizdir, okuyanlarımızdır. Önceden benden başkalarımı okuyayım, bilim nasıl var, ben de öğrenim, ben de öğrendim. Yani başkalarından öğrenim, ben de bildiğimi ayrı kimseler, arkadaşlara, dostlara öğrendim efendim. Hayata umudum bu, Allah bizi muvaffak etsin. Bir abi hayatın daha sonuna geldik. Başka bir programda görüşmek üzere. Sizi Muhammed Sayıtoğlu hocamın şiiriyle baş başa bırakıyorum. Tabii ki ben de size bir hediye armağan ediyorum. Bu görüşmenin hediyesi telefardan size selam getirmişim. İsterim bu şiiri size okuyorum. Telefarın bağlarından size selam getirmişim. Şehitlerden sağlarından size selam getirmişim. Felek oğlu diyarından, divan sazın ayarından, dutu incirin arından size selam getirmişim. Telafarın dört yanından, canından hem cananından, damarlardaki kanından size selam getirmişim. Telafarın kalasından, etrafında lalasından,
Çocukuyla balasından size selam getirmişim. Serin esen yerlerinden, yağmurundan, sellerinden, renk renk açan güllerinden size selam getirmişim. Su başının dik taşından, gözünden akan yaşından, o tatlı bulgur aşından size selam getirmişim. Mulla cesim toprağından, ışık yanan çırağından, gül çiçekli yaprağından size selam getirmişim. Günleriniz olsun kutlu, olmağımız hayat mutlu, sizinle her sohbet tatlı, size selam getirmişim, size selam getirmişim. Sağ olun, var olun.